Dostlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yine bir Yıldız Mercedes GLC 250 Coupe. Aracımız 2017 model AMG paket. İlave olarak AMG pakete ilave olarak araçta 360 kamera ve çift yönlü ön iki koltukta da hafızalı koltuk mevcut. Elektrikli bagaj açma gibi özellikler mevcut. Ön arka park sensörleri mevcut. Araçta airmatik yok. GL'lerde olması lazım diye biliyorum. GLC'de airmatik yok. Aracı özellikle böyle park ettim. Eğer karlı olsaydı hava, tabii karda çekmek de isterdik. 4x4 araç malumunuz. Araç sahibimiz Feyzi abi kısmetse bir hafta içerisinde bir body kit yaptıracak. 2023 model GLC'ye dönecek. Bu arada şu yapraklara da basalım. Kışı hissedelim biraz. Sonbaharı. 2023 model GLC'ye döndürecek. İnşallah ondan sonra da bir videosunu yayınlamayı düşünüyoruz. Hatlara baktığınızda araç GLC 250'den farklı olarak kup olduğu için arka tarafının basık olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten içinde de kup bir tasarımı hissediyorsunuz. Arka bodikler daha yeni değiştirilmiş, güncellenmiş. Ön taraftan ve yanlardan güncellemesi de yapılacak. Aracımızın anahtarı standart klasik Mercedes anahtarı. 23 yıldır Mercedes'in kullanmış olduğu anahtar. Sunroof'umuz tabii ki var. Lastiklerimizi görüyorsunuz. Hava soğutmalı diskimiz mevcut. Şimdi biraz önce hatta geri gelirken biraz hafif pati çektik arkadaşlar. Yapraklar kaygan. Farlarımızda sinyallerimizi görüyorsunuz. LED farımız mevcut. Burada görürsünüz. LED High Performance yazar. Önden görünüşümüz klasik Mercedes görüntüsü. Araç bayağı sahibi tarafından ilgili alakayla, özenle kullanılan bir araç. Şimdi kapısını açalım. Gördüğünüz gibi içeriye açtığınızda kapıyı çift renk var. Bordo ve siyah koltuk var araçta. 265 bin kilometre aracımız. Burada görüyorsunuz ısıtmalı koltuk. Hafıza var. 3 hafızalı. Burada yine C kasadaki standart bir konsol var. Arkadaşımın aracında da vardı. Burada yine kumanda paneli var. Sürüş modları var. Start stop on off tuşumuz var. Ondan sonra acaba burada ESP off tuşumuz var. Anahtar takmıyoruz arkadaşlar. Araçta start stopumuz var. Basalım. Evet, çalıştı. Araç arkadaşlar yaklaşık 220 beygirlik bir güç üretiyor. 2 litre motora sahip. Ortalama 7 litre veriler gözüküyor. Ama bu verileri tutturmak biraz zor tabii. Yine de 1750 kilo ağırlıkla bence yakıt verileri iyi. Bakın burada 360 kamerayı da buradan açabiliyorsunuz. Burada tuşumuz var. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada park asistan off tuşumuz var. Kumanda grubumuz burada. Far kumandaları. Şurada bakın arkadaşlar. Direksiyonumuz yine elektrikli görüyorsunuz. Elektrikli kumandayla inip kalkıyor. Hız sabitleyicimiz, limitörümüz burada arkadaşlar. F1 vitesimiz mevcut. Araç 9 ileri otomatik vitese sahip. Gösterge kadranı çok güzel. Görüyorsunuz araç gayet efektif bir şekilde hissettiriyor kendine. Buradaki kol dayamamız var burada. Bakın arkadaşlar burada USB girişlerimiz var. SD kart girişimiz var. Kol dayamada soğutma olmaması lazım diye biliyorum. Yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi açtığımızda bakın araç üst segment zaten. Buralar komple kumaş görüyorsunuz. Tertemiz, kaliteli bir işçilik var. Buralar yumuşacık. Çok onlara detaya girmeye gerek de yok zaten Mercedes'te. Yine sağ tarafta AMG paketin üzerine ilave olarak zaten sağ yolcu içinde hafızalı koltuk mevcut. Burada gözlüklüğümüz mevcut arkadaşlar. Sunroof'umuzu açalım. Sunroof'umuz güzel. Cam tavan yok ama yeterli derecede bir sunroof var. Bayağı büyük. Buralarda ışıklarımız yine mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şişeliklerimizin kifayet derecede yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakın elektrikli bagaj açma yine buradan var. Basıyorsunuz. İçeriden de açabiliyorsunuz. Ayrıca geri geliyorsunuz. Buradan da bagajı kapatabiliyorsunuz. Bagajımız gerçekten bayağı büyük arkadaşlar. Şeyi şimdi göstereceğim. Kapattım. Görüyorsunuz kamera da burada. Burada bulunuyor. Şimdi birazdan kapatacak kamerayı. Park konumda ama 360 kamera açık olduğu için tabii kapatmadı şu an. Park kamerası iyi tabii. Şimdi şuradan bir dakika şeyi kapatalım arkadaşlar. 360'ı kapattık. Evet, bagaj açmayı arkadaşlar buradan basıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. O da güzel bir tasarım. Buradan geldiğiniz zaman bakıyorsunuz. Yedek lastik araçta gördüğüm kadarıyla yok. Şurada çok güzel bakın. Bir 12 volt girişi var. Burada yine bir askılık var. Buradan bakın koltuk yatırma var arkadaşlar. Basıyorsunuz. Bu şekilde
görüyorsunuz. Koltukları direkt yatırıyorsunuz. Yine koltuk yatarken de ikaz veriyor. Kaldırma yok tabi. Evet. Sadece yatırma var. Koltuk yatırma da böyle. Bakın böyle baktığınız zaman bayağı büyük devasa bir iç hacim oluşuyor. Bagaj perdemiz bu şekilde çekmeli, kaliteli bir malzemeyle donatılmış. Bagajı kapatalım. Kapı hissiyatını falan yapmaya gerek duymuyorum. Aracın kalitesi zaten ortada. Benim ortalama boyu araç sahibiyle hiç ayar değiştirmedim. Ben de aynı boyda Fevzi abi de. Ortalama boyuma göre şu an koltuk bu şekilde. Arkayı açtığımızda arkadaşlar bakın. Koltukları önce bir kaldıralım şöyle. Evet. Yumuşak, kolay bir şekilde koltuklar kalkıyor bu arada arkadaşlar. Ayrıca bakın burada şey de var. Yani koltuğu buradan da bakın çok fonksiyonlu arkadaşlar. Hem buradan koltuk yatırma var hem arkadan. Yani hem içeriden yapabiliyorsunuz buradan diyelim bir işiniz oldu. Hem de arkadan. Hoparlör gruplarımız güzel. Müzik sistemimiz gayet yeterli. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ön tarafta tavan siyah. Biraz hafif koyu gibi duruyor. Havada kapalı olduğu için biraz görüntü karanlık çıkabilir. Ön taraf bu şekilde gözüküyor. Arka taraf çok güzel. Şimdi arkada oturuyoruz. Baş yüksekliğimiz biraz iyi ama biraz az. Neden? Çünkü araç zaten kup tasarıma sahip. Gerçekten çok hoş. Arkadan şöyle biraz aynadan geriye baktığınız zaman görüşünüz azalacak. Bu da kup olması nedeniyle zaten. Arka tarafta yine klima kumandalarımız mevcut arkadaşlar. Cepliklerimiz de burada. Şu an işte bu şekilde oturuyorum, görüyorsunuz dizlerimi. Çok rahat, ferah bir şekilde oturuyorum arkadaşlar. İnelim araçtan. Yani genel olarak aracımız bu şekilde. Bir de şimdi kısmetse yol testimizi yapalım. Yol testimizde de aracımızı görelim inşallah. Abi yayınıma hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Fevzi abinin bugün güzel kızını diyorum çünkü o da arabalarla gerçekten ilgili ve yıllardır Mercedes kullanan bir abimiz. Bugün GLC'sini biliyorsun çektik. Kısmetse şimdi test sürüşünü yapıyoruz. GLC'den ayrıyız aslında çünkü kupunu şu an kullanıyoruz. GLC 250'nin normalinde arka taraf daha yüksek. Bunda hem SUV olmakla birlikte hem de kup bir hava var. Araç 1750 kilo kadar bir ağırlığa sahip. 2.0 turbolu bir motor var. 220 beygir civarı güç üretiyor. Araç 9 litre bu arada arkadaşlar. Şu anda 11.7 litre olarak gözüküyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim C180'in yakıtı 1.5 tonluk bir C180. 5 litre otomatik vites. 9 litreyi geçiyor biraz. 9, 8 ile 10 arası diyelim. Yani 9-9.5 kullanıma göre. Bu araç için de bence bu ideal. 9 litre şanzımanı ben Mercedes'te beğeniyorum. Vites yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor ve sürüş hissiyatları da daha iyi oluyor arkadaşlar. O yüzden beğendiğimi söyleyeyim. Araçta gidişlerde yani araç şu an 250 binin üzerinde bir kilometresi var. Ona rağmen güzel ve sessiz şu anda. Sessiz bir araç. Buradan aşağı inelim abi. Araçta ayrıca video çekiminde göstermiştim iç çekimde. Elektrikli direksiyon var. Bunu şu anda birçok D segment araçta dahi göremiyoruz maalesef. Özellikle yeni jenerasyonda koymuyorlar. Bu araçta o da var. Çok önemsiz bir şey gibi gözüküyor ama alışan bir insan için önemli bir şey. Benim aracımda da yok bu ama alışan bir insan için önemli bir şey. Abi sen mesela bundan memnun musun? Bunun çok olması memnunum. Bir keyif veriyor değil mi insana? Hem Mercedes olması farklı, evet. Hem de SUV olması farklı bir olay. SUV olması da farklı. Araçta airmatik olmadığını söylemiştik. Yalnız yol tutuş olarak da az önce gelirken de Fevzi abi kullanırken fark ettim. Ve yokuş çıkışındaki aracın devirlenmesi de çok güzel. Bakın tümsek geçişimizi de yaptık. Tümsekte böyle siz şey geçiyorsunuz. Tok bir geçiş var yani. Hafif değil zaten araç da. Geçerken sizi hırpalamıyor. Yani az önce mesela elimde çay olsaydı benim. Dudak paylı bir çay bardağı. Onu da çayı dökmezdim. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın. Yine oku göstergesi de burada mevcut. Fren pedal tepkisi ıvır zıvır onları gösteriyor arkadaşlar. Şu anda 460 kilometrelik bir menzil veriyor araç. F1 vites var. F1 vitesimiz var. Benim en çok sevdiğim gösterge şu abi Mercedes'te. Ortada hızı göreceğim. Evet. Yolda giderken. Evet. Hani radar madar falan mevzular oluyor ya orada. Evet, onu seviyorum. Direksiyon hattına söyleyecek olursak direksiyon tutma hissiyatı çok güzel. Ve bakın 250 bin üzerindeki bir araca göre direksiyonda neredeyse %5'lik bile ortalama bir yıpranma yok. Bu
tabi kullanıcıyla alakalı. Bakın çok çizik falan, yüzük çiziği, anahtar çiziği yok arkadaşlar. Şöyle bir hızlanınca bakalım daha hızlanınca nasıl yapacak araç. 3'e aldı. Vites geçişleri çok hassas, hissetmiyorsunuz hiç. Ama motorun ağır abi. Motor biraz ağır belli. Çünkü araba tümsekten geçtikten sonra tümsek inişinde o ağırlıkla iniyor aşağı. Onu hissediyorsunuz. Start stop olduğunu söylemiştik. Buradan sol mu yapın abi? Sol yapalım. Tamamdır. Bu tempomat olayı da bazen araçta karışabiliyor Mercedes'lerde. Ama alışınca çok sorun değil. Sinyalle karışıyor bazen. Yolunu bulduğunda süratli. Devirli ve süratli. Devirli. Mesela şu an 2000 devirde vites değiştiriyoruz. 40 kilometrede 4'e aldık. 5-6 saniyede 100 kilometreyi buluyor. Evet. 7.5 sanırım. 7.7 gözüküyor şey. Öyle olması lazım hızla. Buradan düz geçiyorum. Evet. Takas. Bu arada Fevzi abi de aracıyla ilgili hassas bir abimiz. Uyarıyorum devamlı. Evet. Sürekli hassaslarını söylüyor. Sağ olsun bize de çekim için de çok yardımcı da oldu. Body kitleri yaptıracak Fevzi abi. İnşallah body kitten sonra da aracın 1100 kasa gelecek hassası. 2023 oluyor değil mi abi? Evet, 2023. 2023 görünüm kazanacak araç. Onunla da inşallah videoyu kısmet olursa yayınlayacağız. Tamam. Basabiliriz. İşte 100'e geldik arkadaşlar. İş değil sağlam. 115, 4'e aldık. Rüzgar sesini keselim, camı kapatalım. 6'da şu an 118. Hız sabitleyiciye bakıyoruz tempomat etkinliğine. Çok güzel. El gazına bakıyoruz. El gazımız bakın direkt arkadaşlar, el gazıyla 30 km'ye kadar inebiliyoruz. Biliyorsun Mercedes'lerde el gazı 30'un altına düşmüyor. Ama el gazıyla da süratlendikten sonra isterseniz fren kullanmadan fren yapabilirsiniz. Ama yine disklere fren kumanda ediyor bu arada, siz basmasanız bile. Şu an konfort moddayız. Buradan modumuzu değiştirelim. Sport'u aldık arkadaşlar. Bir de Sport Plus var. Şu an en agresif moddayız. Ve buradan bir 0-100 yapacağız. Arka taraf müsait. Arkadaki aracı geçirelim. Dörtlüğümüzü de yakalım. 0-100'ümüzü yapalım inşallah. Evet. Sport Plus. Şimdi başlayacağız. Araç biraz gitsin. 1, 2, 3. Ama biz 101'i gördük zaten. 101'i gördük. Araç gayet çok hızlı ve aynen abi. Arka taraf çok iyi yapışıyor. Hissettin mi yapıştığını? Böyle girebiliriz. Buradan mı sağda mı sol? Solda. Bu yapsın. Araç gerçekten çok iyi derecede, ben ön tarafın pardon abicim. Ön tarafın kalktığını ve arkanın indiğini gördüm yani. Birebir gözlerimle şahit oldum. Buradan sol yapıyorum. Bu arada bakın yakıtımızı da şu anda bastığımız için tabii 20'ye çıktı yakıt. Çünkü yüklendik araca. Yani 9. vitesi almak çok mümkün değil şehir içinde. Şehir içinde sakin kullanımda 7'yi 8'i düşünün. 9'a alamazsınız herhalde. Alabilir mi abi 9'a şeyde? Yok. Genelde alır mıydı? Dikkat çekmemiz gerekiyor. Araç arkadaşlar gerçekten çok keyifli ve gücü hissediyorsunuz. Buradan yine Mercedes Benz tasarımını yapan abimize ve firmaya teşekkür ediyoruz. Geleceği biz Fevzi abiyle 2 aydır bir planlama sürecindeydik. Onun işleri yoğun oluyor. Bazen denk gelemiyoruz. Kısmet de olmuyordu. Bugüne kısmetmiş. Bugün çekim yaptık. Bir de şimdi şurada duralım arkadaşlar. Şuradan bakın, bu yolda ben geleceğinin döneceğini düşünüyorum tek turda. Şöyle yapalım. Döneceğini düşünüyorum. Dönmeyebilir. Dönmeyebilir mi acaba? Ama dönmez. Döner gibi sanki. Bence dönmez. Ama patron sensin, biliyorsun abi arabanı. Evet. Dönmeye de bilir. Hop. Evet. Yani bir 20 santim daha yol geniş olsa
dönerdik. Bu arada geri vitesi aldığınızda sağ aynanın hareketini de yapıyor arkadaşlar. Onu da ayarlıyor. Ama 20 santim abi şu. 20 santim daha geniş olsa dönecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine ayağınıza sağlık. Çok sağ ol abi sen de. İnşallah şeyden sonra da bu body kit'ten sonra da evet. Çekeriz. Ama senin yeri doldurmuşlar. Hiç problem çekelim? Değil. Şöyle sağ tarafa alabiliriz. Sen çekelim. Çıkacaksın. Şimdi arkadaşlar bu arada şeyle yapalım. 360 kamerayla. Şöyle. Otomatik park var mıydı bunda? Var. O da var değil mi? Heh. Şurada solda. Yukarıya çıkabiliriz. Oraya şuraya. Aha, tamam. Evet. Onu arkadaşlar şimdi çekmiştik CKS'da otomatik parkı. Görüyorsunuz şey çok güzel. Aracın etrafında sensörler ve kameralar var arkadaşlar. Otomatik 180 derece gösteriyor şu an burada. Şuradan bakın şeyi seçebiliyorsunuz pardon. 360 olarak buradan seçtik görüyorsunuz. Bunları da görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Sana da kardeşim teşekkürler. Çok teşekkürler abi. Sağ olun.